Efendim iyi geceler. Tarihin Arka Odası'na gene beraberiz. Karın azizliğine uğradık. Bu hafta bir üstadımız gelecekti. Celal Hoca. Fakat maalesef... Boğaz sırtlarındaki köşkleri kar... Yoğun kar altında kaldığı için çıkamadılar. Fakat arada program devam ederken telefonla bağlanacağız. Kendisiyle konuşacağız. Yapacak bir şey. İnşallah bir başka programda beraber oluruz. Çünkü biz, siz de çok zor geldiniz değil mi? Tabii. Yani biz erken geldik her zaman. Evet. Yani normalde... İlk defa hayatımda bu kadar erken geldim buraya. Normal, evet. Olmaz, tedbir almak lazım. Ben 6.30'da buradaydı. Ama şeydi, bu sefer önceden beklendiği için ana yollarda evet. Tedbir alınmıştı. Anayollar, fakat ara yollar kötü. Ana yollar güzel de. Ara yollar kötü. Ara yollar, Celal Hoca'nın o yolu gidip evet. Gelmesi falan çok zordu tabii. Hayır, ben Celal Hoca'nın gelmesini şu açıdan da istiyordum. Çünkü... Depremlerle ilgili yani birçok uzman yorum yapıyor. Fakat bunun tarihi bir arka planı var. Yani şimdi bunlar mesela televizyonlarda pek söz konusu olmadı. Şimdi biz bir program yapmıştık evet, 80 yani, sene. Ama buradaki şey, yani 1509 deprem, 1766 işte 1754. Bizans döneminde yani de 15... Birçok deprem var. Hadi Bizans dönemini fazla bilmiyoruz ama şimdi bu depremlerin detaylı bilinmesine ihtiyaç var. Yani maalesef fazla detaylı bilinmiyor. Birazdan bunları açacağız. Ve benim merak ettiğim şeydi. Mesela özellikle deprem uzmanları, jeologlar. Mesela depremleri faylara göre nasıl dağıtıyorlar? Yani mesela 1894 deprem, 1999 depreminin ile aynı fayda mı oldu? Yani biz tarihçi olarak çatpat tarihi şeyleri biliyoruz ama... Yani onlar daha teknik detaylarını biliyor. Bilimsel bilgilerin birleşmesi lazım. Ve maalesef tabii en önemli problem şu. Yani senelerden beri özellikle 1999 deprem olduğundan itibaren yani yaklaşık 10 yıldır, 11 yıldır depremle ilgili konuşuluyor televizyonlarda. Yani önlem alınıp alınmaması vesairesi bir tarafa. En önemli şey şu. Biz de o zaman fark ettik. Yani felaketlerle ilgili çalışmalar olduktan Türkiye'de sonra yeni oluyor. Başladı. Yani çünkü yıllar önce bizim bir arkadaş deprem, yangın vesaire çalışacaktı. Bir 15-20 yıl önce hocası kızmış. Tarihçinin işi değil bu diye. Deprem. Tabii yani deprem. Olmuş. Çünkü o dönemde öyle bir... Fakat 99 depreminden sonra her şey çalışılmaya başlandı ve şurada mesela... Onları göstereceğiz. Sempozyum var. Yok şu sempozyum var. Onları göstereceğiz de şimdi bu akşam... Bu arada masanın üstünü görmüyorsunuz. Kitabı çekiştiriyorlar. Kurtaramadın. Şimdi bu akşam neyi konuşacağız? Önce onu bir yapalım. Evet. Anlatalım. Sevgili seyirciler, Celal Şengör Hoca kar sebebiyle teşrif edemediği için biraz önce söyledim, telefonla konuşacağız. Bir müddet katılacaklar bize telefon vasıtasıyla ama önümüzdeki programlarda kendisini burada ağırlayacağız. Hatta Erhan'a da tarih öğreteceğim biraz dedi. Onu biraz zor yönetir. Yani hocam kusura bakmasın. İyi bir uzmandır ama her horoz kendi çöplüğünde öter. Şeye kızmış. Allah işte buyur. Öyle. Ben jeoloji konusunda konuşuyor muyum? Diyor ki. Kanuni çok büyük işte lojistik şeyi vardı falan. Ya Cengiz Han ne güne duruyor diyor. Çin'den Avrupa'ya kadar gitmişti diyor. Gider köşep olarak gidiyor. Evini barkını topluyor. Ordu gidiyor. Ordu. Tam ordu gidiyor. Biz ordu. Cengiz yok mu dedik. Biz şunu söyledik. Orada söylediğimizde şudur. Avrupa'da mesela Gustav Adolf, İsveç Kralı'nın Lüsen Muharebesi'ne gidişi, 1500 kilometre gidişi efsane gibi anlatılır. Kanuni'nin Viyana'ya, Almanya'ya, Budin'e defalarca 1500 kilometrenin üzerinde bir yolla gitmesi az bir şey midir? Yani hoca gelseydi ben onları şey yapardım. Kaç kilometrede yaklaşık? Neresi? Çin'den Viyana'ya kadar, Avrupa'nın ortasına kadar Cengiz onu gitmiş. Neyse. Yani... Önemli, tabii şu ama Cengiz'de şu var. Cengiz kendi ordusunun alt ihtiyaçlarını belli bir şeyle sağlamıyor. Yağmalayarak gidiyor. Neyse, hocanın gıyabını şey yapıyorum. Yok, geldiğinde konuşuruz onu. Hoca anlatılır. Güzel bir Elhan'ı Şita okusanız ondan sonra öyle konumuza geçiş yapsak. Yani polemiklerle değil de. Kara dair... Şey meşini gayip eğleyen bir kuş gibi kar geçen eyyamın ev baharı ara. Öyle takır tukur okumayın. Ya onu okusak kimse anlamaz. Çünkü efendim Pelin'in Cenab-ı Şehabetlerin Elhan-ı Şita kar nameleri şiirini okumamı istediler. O Cenab'ın o dönemdeki şiirini anlamak
Kimse anlamaz. Ama ne kadar güzeldir. Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar. O mu? Evet o. Şeylerin düşüşünü anlatır. Kar tanelerinin. Her tuğde hayalim, göklerden emeller gibi rizan oluyor kar. Her tuğde hayalim gibi giryan oluyor kar. Hasret sana falan gider böyle şey. Çok ağır duru. Ama yani. Efendim? Karı en güzel anlatan evet. Şiirlerden bir tanesi. Bir tane daha güzel bir kar şiiri vardı da burada okunmaz o. Orhan Veli'ye ait olduğu söylenir. Wallace Stevens'ın da çok güzel vardır ama siz tabii ki İngilizce şiirlerden pek yes, haz etmezsiniz o yüzden. Efendim bu akşam biraz sonra telefonda Celal Hoca'nın da bize katılmasıyla beraber deprem konuşacağız ama hoca gelemediği için bütün programı depreme ayıramıyoruz maalesef. İki gündür de tanıtımlarda Profesör Doktor Celal Şengör'ün katılacağı söyleniyordu. Fakat biraz önce kesinleşti ve mahsur kalmışlar, çıkamamışlar. Dolayısıyla şöyle bir şey düşündük biz. Kısa bir kendi aramızda deprem. Ondan sonra Celal Hoca'yı telefonla aramıza alarak bir deprem. Ondan sonra efendim gündemin ilk sırasında yer alan konuyu konuşalım diyoruz. Balyoz tarihi. Yani tam gündemden geldi. Evet, yani darbeler. Darbeler tarihini konuşacağız efendim. Hatta Erhan Hoca'nın da yeni kitabı çıkmıştı darbeler hakkında. Evet. Senin haberin var mıydı? Neyden? Bu yayının yapılacağından tam o sırada darbe kitabı çıkarttın. Anlık. Bir şey vardır. Var mı? Yoktur. Bir şey vardır. Bu kitap ne zaman çıkmaya düşündün biliyor musun? Valla ben onu bilmiyorum. Şunu tam peşin gösterelim. Hayır yine bu kitabın... Efendim geçen hafta çıktı Askeri İsyanlar ve Darbeler. Kitap çıktı. Erhan Afyoncu, Ahmet Önal, Uğur Demir. Tesadüfün bu kadarı ben bilmiyorum. Ama bak hep sonra... Yeni bir komplo şimdi başlayacak. Bir alıştık. O teorilerde ben de alıştım artık komplo. Bir şey var. Neyse evet depremden başlayalım. Efendim Türkiye'de malum Türkiye berbat bir deprem kuşağı üzerinde. Sadece İstanbul'un tarihinde 1000 küsur senedir deprem var. Benim gördüğüm kadarıyla okuduklarımdan, tarih kitaplarından ilk deprem kaydı milattan sonra 434. Bende 325 var. Yok, 325. İstanbul kurulmadan o zaman 325 tane oluyor. İstanbul. İstanbul. İstanbul 330'da kurulmuyor mu? İstanbul. Evet işte 325'te bir deprem kaydı var. Yoksa milattan önce 671'de yani. Saat 4.30'da da. Yani normalde benim bildiğim İstanbul'un kuruluşundan 12 yıl sonra ilk deprem 342'de oluyor. Yani ilk kayıtlara geçen deprem anlatılıyor. Bizans döneminde de tabii ilginç depremler var. En ilginci şu depremlerden birisinde. Benim 434 diye geçiyor. Pardon. 1 Şubat 363. Daha önce benim bildiğim var 342 var. 340 İstanbul'un kayıtlı kurulduğu zaman Roma tarihçileri romanlar yazmışlar. Benim aldığım Türk Deprem Vakfı'nın sitesinden listelemişler. İnternetten ama bakmayın. Deprem Vakfı'nın güzel, sitesi güzel. Bu. Olsun internet. Onlar 325 veriyorlar. Şu kitapta vardır Bizans dönemi depremi. Şimdi efendim. Yani 342 en eski deprem. Şimdi Erhan Hoca'nın söylediği akla evvel profesörler sen jeolog musun demişler tarihçiye. Niye deprem araştırmıyorsun demişler. Ben deprem araştırıyorsun. İşin mi yok senin konun mu o demişler. Keşke onlar o zaman doğru düz araştırılsaydı. Evet. Bugün yaşı unuttuk o korku falan geçti. Hani Türk'ün yasağı 3 gündür derler. O korku da herhalde 3 gün. Yani böyle bir panik yapıldı birkaç ay. Evet Allah korusun inşallah bir şey olmaz ama olacak diyorlar. Nasıl inşallah? İnşallah maşallah yok doğru düz önlem almadıktan sonra. Yine biz inşallah diyelim de. Yani. Şimdi efendim Türkiye'de deprem konusunda vaktiyle bazı yayınlar yapıldı. Jeologların tabii ki çok yayını vardır bu konuda. Bunlar tarihi yayınlar. Yani deprem tarihi konusundaki yayınlar. Ya tabii ölçümler 100 küsur senelik. Yani evet. Daha önce teknik ölçüm olmadığı için tarihi verilere muhtaç. Mesela